İşletmemiz Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinin Sağlık Suyu köyünde bulunmaktadır. İşletme sahibimiz girişimci bir iş kadını Banu Konya. Aynı zamanda sanat tarihi üzerine eğitim almış bir akademisyen. Kendisi buralı ve geleneksel yöntemlerle hayvancılığın yapıldığı Doğu Anadolu bölgesinde modern sistemlerle daha verimli bir hayvancılık tesisi kurma düşüncesi var. 2014 yılında TKDK ve DAP destekleriyle birlikte 15 milyon TL bütçeyle yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kuruldu. Yıllık 1 milyon litrenin üzerinde süt üretimi yapmaktayız. Aynı zamanda bu genetik kapasitesi yüksek hayvanlardan damızlık, gebedüve ve besilik buzağı materyali üretmekteyiz. 240'ı anaç olmak üzere 350 baş saf simentel bulunan işletmemizde Avrupa standartlarında hayvansal üretim yapıyoruz. Damızlık ve besilik hayvan yetiştirmenin yanı sıra günlük 3 ton süt üretimi yapıyoruz. Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çıkardığı çiğ sütün arzına dair tebliğ gereğince sadece hastalıktan ağır işletmeler perakende süt satabilmektedir. Bizim de başvurumuz üzerine il ve ilçe tarım orman müdürlüklerimizin yapmış olduğu incelemelerde hastalıktan ağrı ve onaylı süt çiftliği sertifikalarının gerektirdiği teknik ve fiziki şartları sağladığımız tespit edildi ve bu sertifikaları almaya hak kazanmış olduk. Büyük bir emekle ürettiğimiz bu sütün pazarlanması konusunda Ağrı Tarım İl Müdürümüz Kenan Bey ve Doğu Beyazıt İlçe Müdürümüz Salih Bey, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni başlatmış olduğu tarımda dijitalleşme projesi yani DİTAP hakkında bizleri bilgilendirdi. Bunun üzerine üretici girişi yaptığımız DİTAP sayesinde bölgedeki zincir marketlerle hızlı bir şekilde iletişim kurabildik. Ağrı Tarım İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde bu marketlerle masaya oturduk ve anlaştık. Bu şekilde hem sütümüzü daha iyi fiyatlardan pazarlayabilme imkanı bulduk, hem de insan gıdası olarak çok değerli olan bu sütü daha geniş kitlelerin istifadesine sunmuş olduk. Dünya ile rekabetçi olabilmek için üretimde modernleşmeyi ve dijitalleşmeyi zaruriyet olarak görüyorum. Bir ürünün en az üretimi kadar pazarlanması da önem arz ediyor.